Hadi bugün biraz bisiklete binelim arkadaşlar. Tekrar hepinize merhabalar arkadaşlar. Ya bugün biliyorsunuz genelde her hafta teknik video veya inceleme videosu veya bir şekilde bisikletle ilgili videolar yayınlıyorum. Bu hafta biraz daha böyle sohbet edelim istedim. Biraz daha rahat bir video yapalım istedim. O yüzden bu hafta böyle vlog tadında bir video çekmeye karar verdim. Bunu da boşa gitmesin diye soru cevaba çevirdim. Şimdi ilk etapta şunu bir söyleyeyim. Sorular soruyorsunuz bana. Yetişmeye çalışıyorum. Tabii malum kendi işlerimde olduğu için yetişemediğim, cevaplar veremediğim sorular oluyor. Arada gözden kaçırdıklarım oluyor. Özür dilerim öncelikle bunlar için. Bu yüzden bu videoda şöyle yapalım. Bana sormak istediğiniz soruları arkadaşlar yorumlara soru olarak bırakın. Bir cevap videosu çekeceğim. İstiyorsanız da videoyla da soru sorabilirsiniz. Telefonunuzla video çekip soru sorabilirsiniz. Bunu o videoda da yayınlayacağım. O videoyu da bana şu an ekranda gelen geziniyor@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda bir iki hafta içinde bir cevap videosu yayınlayacağım. Orada bu sormuş olduğunuz soruların hepsini cevaplayacağım. Şimdi gelelim ne muhabbet edeceğimize. Bugün İzmir'de hava gerçekten güzel. Ben şimdi Bostanlı tarafından, Mavişehir'den çıktım. Karşıyaka yönüne doğru böyle aheste aheste gidiyorum. Şimdi ilk etapta şundan bahsedelim. Bisiklet grupları var biliyorsunuz İzmir'de, Türkiye'de. Şimdi İzmir bu sene her sene olduğu gibi 1-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Euro Cycling Challenge'a yani Avrupa Bisiklet Yarışı'na katılıyor. Bu Avrupa Bisiklet Yarışı'nı bir ay boyunca Avrupa'da katılan iller yarışıyor. Ve arasından bir il en çok bisiklet kullanımıyla birinci oluyor. Bunun bize ne gibi faydası var? Hemen önce bundan bahsedeyim. Bunun şöyle bir faydası var arkadaşlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu haritaya bakarak, bu bir aylık haritaya bakarak, ısı haritası da diyebiliriz buna, kullanım yoğunluğuna göre bisiklet yolu gibi yatırımlar yapıyor. O yüzden üşenmeyin. Daha önce bunun videosu yayınlandı, internette bulabilirsiniz. Şu Naviki denilen, aşağıya da ekliyorum önerilere. Euro Cycling Challenge'ın linklerini de ekliyorum. Girip üye olup kaydolun. Ve İzmir'i bir şekilde üste çıkartalım. Kullanım yoğunluğunu, yani birinci olamasak bile İzmir'de bisiklet kullanım yoğunluğunun fazla olduğunu insanlara, özellikle belediye yetkililerine gösterelim ki yarın bir gün belediye onu yapmıyor, belediye bunu yapmıyor diye yakınma gibi bir derdimiz kalmasın. Haksız yere de yakınmayalım. En azından bir şey yapıyorsak hakkını vererek yapalım. Bir ikincisi, Critical Mass'i bilen var mı arkadaşlar aranızda? Her ayın, İzmir'de her ayın son cuması yapılıyor. Peki Critical Mass'in ne olduğunu, ne işe yaradığını hakkında bir fikir sahibi olan var mı bilmiyorum. Onun da linklerini ekliyorum aşağıya. Bakabilirsiniz. Critical Mass nedir? 1992 yılından beri yanlış hatırlamıyorsam Amerika'da başlıyor. Daha sonra bu dünya çapına yayılıyor. İzmir'de de 2010 yılından beri yapılıyor. Türkiye'de sanırım birçok bazı illerde de yapılıyor. Hangi illerde yapılıyor ben de tam emin değilim. Şöyle ki Critical Mass'in amacı şu. İsminden de anlaşılacağı gibi kritik çoğunluk. Bisikletlerin geçiş önceliğine dayanan bir eylem bu. Bisiklet sayısı arttığı zaman trafikte biz de varız deyip araç sayısını, üstünlüğünü kullanarak yol önceliğini alıyor. Bu şekilde her ayın son cuması İzmir'de biz 7 gibi hareket ederek işte Alsancak, Konak ilçesi içinde sokaklarda, trafikte kritik çoğunluğa ulaşarak bir farkındalık yaratıyoruz. Bu bize özel bir şey değil. Eğer sizin de ilinizde yoksa bence bir an önce yapmaya başlayın arkadaşlar. Çünkü ciddi faydasını görüyoruz. En azından şoförler bize biraz daha saygı duymaya başlıyorlar. Bu arada bir konudan daha bahsetmek istiyorum size. İzmir'de daha önce bir grup vardı. İzmir'de işe bisikletle gidenler grubu. Bunu
arkadaşlarım birçoğu zaten. İzmir'de işe bisikletle, daha doğrusu bisikletli ulaşımı geliştirmek amaçlı kurulmuş bir gruptu. Yavaş yavaş amacına da ulaşmaya başladı. Sonunda bisikletli ulaşım geliştirme platformu olarak bir platforma dönüştü. Sizin ilinizde de böyle bir şey var mı? Tekrar söylüyorum. Yoksa kurum mutlaka arkadaşlar bisikleti geliştirmemiz gerekiyor. Bunu da ancak yani benim veya onun diyelim 5 parmağını geçmeyen 4 tane adamın çabasıyla olmuyor. Hep birlikte belli bir sayıya ulaşırsak bir şeyler olmaya başlıyor. Bunun da aşağıya linkini ekliyorum. Kendi ilinde bunu kurmak isteyen arkadaşlar BUGEP'ten faydalanabilir. BUGEP'in yöneticileriyle iletişime geçip yardım alabilir. Hepsi gayet düzgün pırlanta gibi çocuklar. Yardımseverler. O yüzden çok işinize yarayabilir. Bunu da linkler arasına, açıklamalar kısmına ekliyorum. Ha hemen şunu da belirteyim. Bana ara ara aşağıya link eklememe rağmen birçok kişi açıklamalara bakmıyor. Arkadaşlar videolarımda genelde kullandığım ürün ıvır zıvır bilmem ne olduğu zaman linkini mutlaka merak edeceğinizi bildiğim için videonun YouTube'daki açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bilgi alabilirsiniz. Gelelim son konumuza. Bu arada ne kadar herhalde bir 4-5 dakikadır konuşamıyorum. Konuşuyorum. Son konumuz, İzmir'de bir sürü bisiklet grubu var. Ben şimdi bugün size bizim kendi grubumuzdan bahsetmek istiyorum. İzmir Özgür Pedallar Bisiklet Grubu. Biz bunu geçen sene, ikinci senemiz bu sene, 2016'nın Şubat'ında kurduk. Genelde turculardan oluşan butik bir grup. Yani İzmir'in ilk butik bisiklet grubu diyebiliriz. Neden butik? Çünkü sayımız artsın istemiyoruz. İçerideki ortamın sürekli stabil kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. İçeride tamamen bir aile, dostluk, kardeşlik üzerine kurulu bir ortam var. Genelde tur bisikletçilerinden oluşuyoruz. Turlarımızda çok fazla kişi olmasını istemiyoruz. Grup 20 kişi, 25 kişi geçtiği anda gruba üye alımını durduruyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü çok kalabalık olan yerde, nerede kalabalık orada bokluk derler. Biz de bunu çok iyi bildiğimiz için grubumuzun kalabalık olmasını istemiyoruz. Daha çok bir yerde oturduğumuzda hep beraber muhabbet edelim istediğimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Bununla ilgili haftada iki kere tur yapıyoruz. Birincisi cuma günleri, bu özellikle yeni başlayan arkadaşlar için biçilmiş kaftan oluyor. Çok rahat oluyor, yavaş oluyor. Özellikle yavaş tutuyoruz bu turu. Ortalama 10-15 kilometre arasında hızımız değişiyor ki bu çok düşük bir hız. Ne yapıyoruz? Nerede buluşuyoruz? Her hafta cuma akşamı saat 8'de Konak iskelesinin önünden pedallamaya başlıyoruz. İki tane rotamız var. Birinci rotamız Konak'tan İnciraltı yönünde gidiyoruz. İnciraltı'nda ya kent ormanında sucuk ekmek yapıyoruz ya da orada bir kafede oturup işte çayımızı, kahvemizi içip sohbet ediyoruz. Diğer rotamız Konak Bostanlı Konak Bostanlı rotası. Yine aynı şekilde saat 8'de çıkıyoruz. Bir hafta Konak Bostanlı, bir hafta Konak İnciraltı yapıyoruz. Bunun haricinde tabii ki hız yapmak isteyenler oluyor. İşte ben bu sarı civcivi niye aldım? 10 kilometre hızla gitmek için almadım. Performans yapmak için aldım. Bunun için de pazar sabahları performans turumuz var arkadaşlar. Sabah 9.30'da olmak üzere bir hafta Bostanlı iskeleden başlıyor. Kalkmış'a kadar gidip geliyoruz. Kalkmış'ta kahvaltı ediyoruz. Sabah 9.30'da başlıyor. Evden evli olanlar fırça yemesin diye 12.30 gibi bitiriyoruz. Bir hafta yani bir diğer pazarda takip eden pazar günü de Üçkuyular iskelede buluşup yine 9.30 hareketle Güzelbahçe'ye meşhur merkez börekçisine pedallayıp orada oturup isteyen kahvaltısını ediyor, isteyen çayını içiyor, isteyen diyetini yapıyor. Yine aynı şekilde 12.30'da bitecek Üçkuyular iskelede olacak şekilde geri dönüyoruz. Ortalama hızımız 25 kilometre saat ortalama hızla gidiyoruz. Yani tutup da yolcular gibi abanmıyoruz ama bizim turcu olarak da yavaş yavaş gitmiyoruz. Evet arkadaşlar bu hafta böyle biraz daha rahat, biraz daha large bir video
çekelim istedim. Beraber sohbet edelim istedim. Unutmayın, sorularınızı aşağıya istediğiniz zaman yazın. Ben bunlara bir cevap videosu çekeceğim önümüzdeki haftalarda. Orada tek tek bütün sorularınızı cevaplayacağım. Bunun haricinde ben bugün 1 Mayıs Pazartesi bu arada. Siz bunu izlerken tabii ki geçmiş olacak ama işçinin, emekçinin, özellikle ekmeğini alın teriyle kazanan tüm insanların 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Ek olarak ben bugün aslında 1 Mayıs olduğu için 1-31 Mayıs arasındaydı Eurocycling Channel. Özellikle kilometre yaptırayım diye Naviki'yi açtım. Turan'a kadar geldim Mavişehir'den ama Naviki yolda nasıl yapmış bilmiyorum. Benim kilometreleri yemiş bir şekilde. Hata vermiş, kapanmış. Bakalım şimdi tekrar açacağım. İnşallah İzmir'e bir nebze olsun, birkaç kilometre olsun. Benim de faydam olur. Önümüzdeki hafta yepyeni bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.